İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor ki 18.800 Filistinli hayatını kaybetti ki enkaz altında da yine binlerce kişinin olduğu tahmini var. Yani ne yazık ki durum daha da ağırlaşıyor. Halkın sığındığı pek çok hastanenin, eğitim kurumunun İsrail ordusunun hedefinde olduğunu biliyoruz. Şimdi savaşın 73. gününde durum ne? Bunu öğrenelim. Kudüs'e gidelim. Emre Batuhan Topal, Varol Biçer'le birlikte bizi bekliyor. Batuhan, nedir bilgiler bölgeden? Sultan Arınır, artık 2,5 ayı geride bırakmak üzereyiz. Savaşın başladığından bu yana ancak ne yazık ki İsrail saldırılarını geride bırakabilmiş değiliz henüz. İsrail ordusunun Gazze şeridinin dört bir yanına yönelik hem havadan hem karadan hem de denizden saldırıları devam ediyor. Ne yazık ki dünden bu yana bir kez daha Cibaliye mülteci kampı saldırıların odak noktası oldu. Cibaliye mülteci kampına İsrail savaş uçakları ardı ardına sortiler attı, seferler düzenledi ve sivil yerleşimler Cibaliye mülteci kampındaki hedef alındı. Gazze'li yetkililerden yapılan açıklamaya göre yalnızca Cibaliye mülteci kampına son 24 saatte yapılan saldırılarda 90'dan fazla Filistinli sivil ne yazık ki hayatını kaybetti. Onlarca Filistinli sivilin de enkaz altında olduğu ve kurtarılmayı beklediği, cansız bedenlerin çıkarılmayı beklediği belirtildi. Bunu da bir kez daha belirtmiş olalım. Çünkü Gazze şeridinde böyle bir durum söz konusu. Saldırılardan sonra özellikle yaralananları, hayatını kaybedenlerin cansız bedenlerini kurtaracak, çıkaracak bir grup, bir ekip ne yazık ki kalmadı. Özellikle kuzeyde zaten yaralıya ilk yardım yapacak ambulans bile kalmadı. Bunu da söyleyebiliriz. Bununla birlikte kuzeydeki gibi merkezde ve güneyde de saldırıların devam ettiğini biliyoruz. Özellikle merkez noktadaki Deir el-Belah bölgesindeki Nuseyrat mülteci kampı yine İsrail ordusunun saldırılarının hedefi oldu. Nuseyrat mülteci kampına da yine savaş uçaklarıyla hedef alındı ve çok sayıda Filistinli sivilin de o saldırılarda hayatını kaybettiğini biliyoruz. Güneyde ise Han Yunus kenti İsrail'in hedefiydi. Han Yunus'ta hem karadan hem de havadan ilerleyişi saldırıları söz konusu. İsrail ordusunun büyük bir kısmında karadan ilerleyiş hakim. Öyle ki Han Yunus şehir merkezinin kontrolünün sağlanmak üzere olduğu da İsrail ordusundan zaman zaman açıklanıyor. Son zamanlarda açıklanmaya başladı diyebiliriz. Bununla birlikte yine kenar mahallelerine de İsrail savaş uçakları hemen hemen her gün ölüm yağdırıyor diyebiliriz yine. Tabii bu noktada İsrail Han Yunus'ta kontrolü ele geçirdik demek üzere, ancak daha evvel de kuzeyde aynısını demişti Sultan Arınır. Kuzeyde kontrolü sağladık, ele geçirdik demişti ya, o dedikten sonra yeniden bir Hamas direnişi görmüştük kuzeyde. Bugün yine aslında benzer bir durum oldu dün akşam saatlerinde ve kuzeyde İsrail ordusu bugüne dek bulunan en büyük tünelin bulunduğunu belirtti. 4 kilometrelik bir tünel bulduklarını ve tünelin en derin noktasının da 50 metreye ulaştığını söyledi. Öyle ki İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari de o tünelin içinden bir fotoğraf paylaştı. Ancak tünelin bulunduğu yer 2,5 aydır hemen her gün vurulan ve İsrail ordusunun defalarca kez kontrolü ele geçirdik dediği Beit Lahya yerleşimiydi ve Beit Lahya ile Erez sınır kapısı arasında o noktada konumlanıyordu tünel, İsrail ordusunun açıklamalarına göre. Yani 2,5 aydır hemen hemen yahut 2 aydır diyebiliriz kontrolü sağladığı, karadan işgal ettiği, fethettiği, karadan askerleriyle tamamıyla hakimiyeti sağladım dediği noktada bugün ancak İsrail ordusu bir tünel buldu ve bugüne dek bulunan en büyük tünel olduğu da yine belirtildi bu tünelin, ki öyle ki elektrik sisteminden altyapısına, atık su sistemine kadar bütün alt ve üst yapılarının da tünelde mevcut olduğu belirtildi. Ancak bu konuda henüz Hamas'tan bir açıklama gelmedi. Ve son olarak ne yazık ki hastanelere düzenlenen saldırılardan bahsetmem gerekiyor Sultan Arındır. Ne yazık ki Han Yunus'taki Nasır Hastanesi... Peki Emre Batuhan Topal son durumu Kudüs'ten bize aktardı.